Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. 14-20 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, yılın en önemli haftalarından birindeyiz. Güneş tutulmasıyla başlayacağız haftaya. 14 Aralık'ta akşam saatlerinde 23 derece Yay burcunda güneş tutulması meydana geliyor. Bu, bu büyük planda aslında güçlü bir yeni ay ve en az 6 aylık dönemde hayatımızda atacağımız adımlar yeni kararlar yeni girişimler anlamında da destekleyici Mars'ın çok güçlü bir açısının olması özgüvenimizi arttırırken her şeyin biraz daha hızlı olmasına da imkan verebilir tutulma ile beraber aslında yay daha çok hani yabancılar uluslararası konular ticari konular medya ile bağlantılı işler turizm seyahat gibi alanları daha çok kapsıyor İşinizle ilgili veya projelerinizle ilgili, bu alanlarda hareketlilikler artabilir. Yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Yeni işle ilgili yeni projelere de başlamanız mümkün. Ya da işinizle bağlantılı artık kariyer hayatınızı destekleyecek, maddi olarak da yeni açılımlar getirebilecek fırsatlarınız olabilir. Sosyal çevrenizde hareketlenmelerin, yeni insanlarla tanışmanızın, biraz çevresel değişimlerin yaşamanız da mümkün bu tutulmayla beraber. Yeni gruplar içerisine de girebilirsiniz. Yeni organizasyonlarda da yer alabilirsiniz. Belki yeni bir eğitime başlayacaksınız ya da yeni bir iş ortamına gireceksiniz sevgili kovalar. Evet önemli ve hızlı bir haftadayız. Çok fazla haber duymamız, çok fazla bir şekilde hayatımızda bir şeylerin daha hızlı bir şekilde hayata geçmesi mümkün görünüyor bu hafta genelinde. Daha da özgüvenimiz artıyor aslında, cesaretimiz de artıyor tutulmanın da tesiriyle beraber mücadele etmemiz gereken konularda daha hızlı çözümler bulabiliriz. Çünkü zihnimiz çok yaratıcı, çok çözüm odaklı ve çok buluşçu bu dönem. Ve Venüs de ayın 15'inde yay burcuna geçecek. 8 Ocağı kadar Venüs burada hem sosyal ilişkilerinizi destekleyecek hem maddi kazançlar anlamında daha bereketli görünüyor Hatta aşk hayatınızda bile böyle ilginç fırsatlar size getirebilir Venüs yay burcunda biraz maceracıdır yani bu dönemde biraz daha deneyimsel olmanız yeni şeyleri keşfetmek istemeniz daha özgür ve daha heyecanlı ilişkiler kurmak istemeniz de mümkün görünüyor Evet ayın 17'sinde Satürn Artık burcunuza tamamen geliyor. Bu yıl Mart'la Temmuz arasında kısa bir geçişini yapmıştı ama şimdi tamamen burcunuzda ilerlemeye başlayacak. Mart ayının yani 2023 yılının Mart'ına kadar Satürn burcunuzda. Hemen ardından 19'unda Jüpiter, büyük şans gezegenimiz Jüpiter de sizin burcunuza geçecek ki 2021'in aralığına kadar kalacak. Bu iki gezegen çok önemli tabii ki. Bu iki gezegen bireysel olduğu kadar toplumsal yapıları da şekillendiriyor. Ve 2021'i en önemli etkileyecek gezegenler olacak Satürn ve Jüpiter. Bununla ilgili aslında detayları anlattık. Yıllık videolarımızda izleyebilirsiniz. Artık Jüpiter fırsatlarını, gelişim imkanlarını maddi manevi büyüme ve gelişme imkanlarını size sunarken Satürn yeni sorumluluklarla beraber aslında hayatınızda daha kalıcı bazı yapılar kurma konusunda da size güç verecek. Kişiliğiniz de değişiyor, daha olgun olabilirsiniz, hayata bakışınız da değişebilir, imajınız da değişebilir, ee, hayat beklentileriniz de değişebilir ve tüm bunlar tabii ki daha kadersel bir şekilde hayatınızda ilişkilerinize, evliliğinize, kariyerinize her alana da yansıyabilir. Çok güçlü ve önemli bir yıl başlıyor sizin için sevgili kovalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.